Ankara TV'den herkese merhaba. Anadolu'nun izlerini daha yakından tanımaya ne dersin? Bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile karşındayız. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, ulusun oldukça üst kısmında, hatta Evliya Çelebi'nin çık çıkabilirsen dediği tepede yer almakta. Cumhuriyet'in ilk müzesi ve Türkiye'nin ikinci en büyük müzesi olmasıyla da önem taşımaktadır. 1921 yılında Atatürk'ün direktifleriyle bir Hitit Müzesi kurulması fikrinden yola çıkan bu müzecilik kavramı, Türkiye Cumhuriyeti'nde savaş sonrası dönemlerde uzun bir hazırlık sonrası ancak vücut bulabilmiştir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi bu sebeplerden 1968 yılında hizmete başlamıştır. Günümüzde ise hala kapılarını ziyaretçilerine açık tutmakta. Göbekli Tepe'den Cumhuriyet tarihi eserlerine kadar neredeyse 120 bine yakın obje ve eser burada sergilenmekte. 1997 yılında Avrupa'daki 65 müze içerisinde yılın müzesi seçilen Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne bu muhteşem zenginliği sağlayan konumlar da oldukça önemlidir. Bu konumlardan günümüzde Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne ev sahipliği yapan Mahmut Paşa Bedesteni aslında tarihi bir pazar yeri. Mahmut Paşa Bedesteni'nde bulunan dükkanlarda Ankara'nın neredeyse 1920'li 30'lu yıllarına kadar elindeki en büyük zenginlik olan tiftik, keçi yününün ticareti yapılıyordu. Anadolu Medeniyetler Müzesi bünyesinde bulunan tarihi yapılardan biri ise şu anda müzenin idari binası olarak kullanımda olan Kurşunlu Han. Zamanında kervanların kaldığı Kurşunlu Han kesin bir kaynağı olmamakla birlikte 1471 yılında Fatih Sultan Mehmet'in baş vezirlerinden biri olan Rum Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. Anadolu Medeniyetler Müzesi sahip olduğu bu zenginliklerle Anadolu'nun ihtişamlı geçmişini sunmak için ziyaretçilerini bekliyor. Bugünlük bizden bu kadar. Ankara'ya dair kültür, sanat ve eğlence içeriklerini kaçırmamak için bizi takipte kal. Görüşmek üzere, hoşça kal.